metafiziğe, metafiziğin de fiziğe etkileri vardır. Manevi bir aksaklık maddi bir probleme sebebiyet verebilir. Maddi bir ihmal manevi bir sonuca sebebiyet verebilir. Başa gelen musibetlerin iki tür sebebi vardır. Birisi maddi ve görünür sebepler, bir diğeri manevi ve görünmeyen, arka plandaki sebepler. Bir hastalığı düşünelim. Tıp bilimine göre hastalığın maddi sebepleri vardır, onlar incelenir. Ama tıbbın onu ortaya çıkarıyor olması aynı hastalığın manevi bir ihmalden, manevi bir hatadan kaynaklanmadığını göstermez. Bunu doktorlar da göremezler. Kişinin kendi vicdani bakışının bir sonucu olarak ancak anlaşılabilir. Her musibet bir gerekçeyle gelir. Her hastalık bedene bir sebeple yerleşir. Ancak bu görünürdeki sebeplerin görünmeyen sebeplerle beraber düşünülmesi icap eder. İnsanın yaşadığı hastalığın fiziksel, biyolojik ve tıbbi tahlillerinin olması onun manevi hayatıyla ilgisiz olduğu anlamına gelmez. Gurur, kibir, enaniyet gibi manevi hastalıklar da insanın maddi dünyasında bir takım hasarlara sebebiyet verirler. Maddi sebeplerin manevi sebeplere bu anlamda bir üstünlüğü veya daha belirleyici bir rolü yoktur. Her ikisi de insanın başından geçenleri izah etmek için oldukça ideal iki tahlildir. Baş ağrısı tıbbi bir durum gibi görülür. Onun tıp literatüründe olması bir takım manevi durumlardan kaynaklanmadığını göstermez. Mutsuzluğumuzun açıklanabilir gerekçelerinin olması onların ilk etapta göremediğimiz bir takım manevi durumların neticesi olmasının önüne geçemez bir engel değildir. Başımıza gelen olumsuz durumun gerekçelerini incelerken zihnimiz hep en yakın sebebe odaklanır. Böylelikle konuyu hayli daraltmış oluruz. Mesela arabayla yolda gidiyorken bir başka araç arkadan bize çarptığında bu olayı incelerken konuyu frenlerde, balatalarda, debriyajlarda aramak, arkamızdaki şoförün yaptığı hatadan ibaret görmek, bizimle hiçbir ilişkisi olmadığını düşünmek hayli kısıtlı bir bakış açısıdır. Belki de bu durum bize çarpan aracın şoföründen daha çok kendi manevi hastalıklarımızla, kendi manevi suçlarımızla veya maddi olarak da başkalarına yaptığımız bir takım yanlışlardan dolayı başımıza gelmiş olabilir. Mesela biri bizi arkadan çarpıyor ama belki de kısa bir süre önce biz bir insanın seyrinde giderken, kendi yolculuğunda giderken, kendi hayat macerasında ilerlerken onu belki demotive etmişizdir. Onun yürüyen heyecanlı gidişatını engellemişizdir. Onun yürüyüşünü, gidişatını aksatmışızdır. Böyle bir problem gelip bir arabanın bize çarpmasıyla sonuçlanmış olabilir. Başımıza gelen olaylarda şu soruları kendimize sormalıyız. Acaba bu başıma gelen bir başkasına yaptığım bir kötülükten dolayı mı oldu? Acaba bu olay Rabbimle ilişkimin zayıflamasının bir sonucu olarak mı başıma geldi? Acaba bu olay el uzatmam gerekirken el uzatmadığım birinin kırgınlığından dolayı mı başıma geldi diyerek perspektifi geniş tutmalıdır insan. Allah'ın izni olmadan hiçbir musibet insanın başına gelmez. Cenab-ı Hakk'ın izni de daha çok manevi sebeplere göre şekillenir. Dolayısıyla başımıza gelen olayın maddi nedenlerinden daha çok manevi nedenleri Allah katında daha önemlidir. O musibetin bize ulaşma iznini çıkarttıran da bizim o manevi durumlarımızdır daha çok. Her olayın zahiri, görünen ortadaki nedeni, hakiki ve manevi nedeninin önünde bir engeldir, bir perdedir. Bu engel ve perde kaldırıldığında kişi başındaki musibet ve onun Rabbi baş başa kalacaktır. Ve bu baş başalıktan itibaren kişinin başına gelenleri yorumlamasında daha isabetli bir sürece girilmiş olacaktır. Başımıza maddi bir problem, dünyevi bir problem, geleceği zaman, kader bizim manevi ihmallerimizi, boşluklarımızı, bize vereceği nasihatleri değerlendirir ve bu artık bir maddi probleme dönüşecektir. Bu perde kalkmasın, bu sır perdesi bozulmasın diye maddi bir sebeple, bir başka insanla, yaptığımız bir
dünyevi ihmalle ilişkilendirilecektir. Ama bilmemiz gerekir ki hadiselerin Allah katındaki anlamı bizim en yakın esbab olarak yöneldiğimiz yerde değil, Cenab-ı Hak'la alakalı olan manevi durumlarla, bizim onun katındaki manevi ihmallerimizle daha çok ilişkilidir. Bu anlamı bulabilmek, araştırmak, keşfetmek bize yaşadığımız musibetten kasvet duymadan bir gönül rahatlığı içerisinde bir takım anlamlar çıkarmamıza vesile olacaktır.